o bölge Çanakkale Körfezi, 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Kuzeyli Fakültesi Jeoloji Mühendisliği, Körfezi, Mühendisliği, Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Süha şeklinde Özden çok... merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adası olan depremle ilgili Ton TV'ye açıklamalarda bulundu. O bölge Edremit Körfezi kuzeyinde Edremit fayı olmak üzere güneye doğru basamak şeklinde birçok iri ufaklı normal faylar var. Dolayısıyla Midilli kuzeyinde de evvelki senelerde Midilli güneyinde olan deprem gibi kuzeyinde de 5.1'lik iki tane deprem meydana geldi. Açıkçası bu bölgede bundan daha büyük belki buna yakın depremler olabilir ama hani bundan daha büyük olabileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü parçalı bir fay sistemine sahip bölge. Dolayısıyla o küçük parçalar üzerinde meydana gelmiş bir deprem olarak duruyor. Üzerinde 5.1'lik iki tane de deprem meydana geldi. Yine buna yakın artçılar olabilir. Dikkatli olmakta fayda var tabii ki. E, o anlamda her zaman bir deprem sonrası e, belli bir süre dikkat etmek gerekiyor artçı sarsıntılara karşı. E, ama genel anlamda dediğim gibi e, parçalı bir fay sistemine sahip olduğu için ben açıkçası böyle 6'yı bulacağını hiç zannetmiyorum olursa da depremlerin daha küçük depremler şeklinde olabilir. Ama güneyindeki fay sistemi midilliğinin daha büyük bir faydı ve üzerinde 6.3'lük bir deprem meydana getirdi biliyorsunuz. Bundan yaklaşık 2 yıl kadar önce. Dolayısıyla Ege Denizi'nde... Kuşadası Körfezi'nde e, olsun, e, Midilli'nin kuzeyi ve güneyi olsun, yine daha aşağılara indiğiniz zaman Muğla civarında, e, Gökova Körfezi'nde hep doğu batı uzanımlı e, normal faylar var. Bu da e, aslında Batı Anadolu'nun kuzey güney yönünü bir genişlemeye maruz kaldığını, bu faylarla birlikte de e, enerjinin serbestleştiğini anlıyoruz. E, yani bu depremler bize bunu anlatıyor. Bu, İrli ufaklı bu tür depremler olmaya devam edecek.